Hoş geldiniz efendim. Merve Tanrıverdi ile Bilinmeyenler programında Golden League Genel Koordinatörü Ersin Timur şu anda stüdyomuzda. Bir ilde devam eden insanların gelip hafta sonları tıpkı bir Süper Lig gibi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rekabetinin olduğu bir halı saha organizasyonu yapıyoruz. Yıl bitiyor. Yıl içerisinde açılış ve kapanış sezonları oynanıyor. Yıl bittikten sonra Antalya'ya gidiyoruz. Beş yıldızlı bir otelde bir Türkiye şampiyonası düzenliyoruz. Orada bütün şampiyonlarımız geliyor. Onları orada ağırlıyoruz. Bir Türkiye şampiyonası düzenliyoruz. Orada hem eğleniyorlar hem tatil yapıyorlar hem maç yapıyorlar. Hem Çok de biri şampiyon oluyor. Yani bütün bir yılın bütün iller arasındaki tek şampiyonu çıkıyor ortaya. Ardından da bu şampiyonu biz Avrupa'ya, Avrupa, şampiyonasına götürüyoruz. 50 dakika şeklinde oynanıyor. 11 ay sürüyor. Yani 5,5 ay açılış sezonu, 5,5 ay kapanış sezonu. Sezon bitinde yani yıl bitti. Şu an 2023'ün açılış sezonundayız. 2023 Hı -hı. Aralık ayında sezon bittiğinde Antalya'ya gidip Türkiye şampiyonasını düzenliyoruz. Döndükten bir hafta sonra yeni sezona başlıyor. Yani bu hep devam ediyor. 15 yıldır aralıksız bir şekilde devam ediyor. Zor bir iş. Yani bu işi sadece severek yapabilirsiniz. Yani bir kere çok yüksek rakamlar kazanamıyorsunuz buralarda. Alt liglerde ücretler çok düşük, çok komik rakamlar. O yüzden hani hakemlik çok zor, meşakkatli bir yol. Aileyle beraber gidilmesi gereken bir yol. Hayatınızdan feragat ediyorsunuz, özel yaşantınızdan feragat ediyorsunuz. Hı -hı. Futbol bir nefret unsuru ya da spor bir nefret unsuru olmamalı. Bizi ayrıştırmamalı. Çok Bizi doğru. birleştirmeli. Müzik Hoş geldiniz efendim Merve Tanrıverdi ile Bilinmeyenler programında Golden League genel koordinatörü Ersin Timur şu anda stüdyomuzda. Efendim kendisi aslında 11 yıl boyunca radyo programcılığı yapmış ve aynı zamanda 13 yıl boyunca da futbol hakemliği yapmış. Bir de üstüne üstlük makine mühendisi yani 10 parmağında 10 marifetli stüdyomuzda Ersin Timur. Hoş geldiniz Ersin Bey. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Bizler çok iyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Ya çok fazla titrimiz var gibi gözükse de birazcık e, daldan dala atlamış da olabiliriz aslında. Hı hı. Özellikle üniversite dönemlerinde çok fazla başka hı hı. yönlere meyil ettik, hani makine mühendisliği okuduk ama hı hı. E, o sırada işte futbol oynamaya devam ediyorduk. Hı hı. Ya, futbol oynadıktan sonra ya aslında biz hakemliği de iyi yaparız diye düşündük çünkü <laughs> hakemleri beğenmiyorduk yani. İşte haksız değilmişim on parmakta on marifet yani çok yönlü olmak her zaman iyidir. Evet, buyurun. Doğru. Yani hakemleri de beğenmediğimiz dönemde acaba biz de mi hakemlik yapsak biz daha iyi yaparız. Hakemliği beğenmediniz yani. Evet. Kimler vardı o dönem Ersin Bey beğenmediğiniz hakemler kimdi acaba? Ya Aslında çok meşhur hakemler yoktu o dönem. Çünkü biz alt liglerde oynuyorduk o dönemlerde. Biz de futbol hakemliği yapalım dedik. Sonra onun içerisine girdik. Hı hı. E, oraya girdikten sonra aslında biraz artık makineye geri dönemedik aslında. E, sonra e, uzaktan üniversitedeyken gene üniversitede e, tiyatro oyunları yapıyorduk. İşte e, orkestralar falan düzenliyorduk. Türk halk müziği korosu falan kurmuştuk. Çok Hı -hı. eğlenceli bir dönem geçmişti okulda. Ee, Hı -hı. Orada biz okulda da radyo programcılığı falan yapıyorduk. Burası üniversite TV aslında tam yerindeyiz. Evet, Üniversitede biz başladık sen. bu eğlenceli evet. organizasyonlara. İstanbul'da 96'dan beri İstanbul'da yaşıyorum ben. 39 yaşındayım. Ee, İstanbul'a geri döndüğümde direkt Yön Radyoda ben işe başladım. Ee, orada Hı -hı. reklam direktör yardımcısı olarak başladım. Sonra orada Hasbel Kader radyo programları falan yapmaya başladık ve iş biraz uzadı. Hı hı. Onun dışında yine Mecidiyeköy'de burada bir stüdyo vardı. Burada bir televizyon programları hı hı. yapmaya başladık. Haftada iki gün canlı yayın televizyon programları yapıyorduk. Ne Tıpkı güzel. sizin yaptığınız gibi. Kalabalık stüdyolarda birazcık daha dört konuk, beş konuk, altı konuklu programlar falan yapıyorduk. Ee, geçen baktım yaklaşık 1200 civarında program yapmışım. Ee, sadece o dönem Harika. sadece o dönemde. Hı -hı. Ee, ardından radyo programları falan da yaptık. Sonra biraz bu futbol sektörüne Golden League'e girdikten sonra şu an Halı Sağ Futbol Ligi'nin genel koordinatörüyüm Hı -hı. ben. Ee, Türkiye'de 11 ilde devam eden insanların gelip hafta sonları tıpkı bir süper lig gibi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rekabetinin olduğu bir halı Sağ organizasyonu yapıyoruz Ümraniye Futbol Park tesislerinde. Başka illerde de yapıyoruz. Yıl bitiyor. Yıl içerisinde açılış ve kapanış sezonları oynanıyor. Yıl bittikten sonra Antalya'ya gidiyoruz. Beş yıldızlı bir otelde bir Türkiye şampiyonası düzenliyoruz. Hı hı. orada bütün şampiyonlarımız geliyor. Onları orada ağırlıyoruz. Orada bu bir şampiyonlar derken yani kendi yarışmacılarınız, tabii, tabii. oyuncularınız. Ha kendi aranızda siz bir de lig yapıyorsunuz aynı. Tabii, zaten. tabii. Golden Lig dedikleri evet. de bu olsa evet, evet. gerek. Evet, doğru. Bir halı saha ligi yapıyoruz. Ya şöyle düşünün. Ocak-Haziran ayında bir açılış sezonu. Erkekler Hı -hı. belki daha iyi anlayabilir o konuda. Tabii tabii. <laughs> futbol dilini Neden? çok... Neden? Futbolu seven bayanlar da var. Aa, Siz mutlaka. bizim evdeki maçları bizleseniz nasılız bir bilseniz yani aşk olsun. Siz de sporun başka bir dalıyla ilgilisiniz. Evet. Mesela ben de oraya biraz ilgisizim yani. Çok sizin kadar anlamayabilirim. Tabii tabii. Terim farkları olabilir mutlaka. Aynen Futbol organizasyonu yapıyoruz. İlk 6 ay açılı sezonu, ikinci 6 ay kapanış sezonu. Mesela İstanbul'da 2 şampiyon çıkıyor. Ankara'da 2 şampiyon. İzmir'de, Antalya'da, gerçekten, Adana'da. Gerçekten İzmir'den geliyorlar mı İmraniye'deki gol Buraya gelmiyorlar, ya. buraya gelmiyorlar. Ha, Herke herkes kendi ilinde oynuyor. Şimdi oldu evet, işte. Evet. Tabii. Herkes tamam. mesela Adana'dakiler Adana'da oynuyorlar. Tamam. Yıl bittiğinde şampiyon olanlar Antalya'ya geliyorlar. Hmm. Ee, orada Devler o... yeri Antalya evet. yani. Yani şampiyonlar geliyorlar. Antalya'da onları biz konuk ediyoruz 5 yıldızlı bir otelde bir Türkiye şampiyonası düzenliyoruz. Orada hem eğleniyorlar, hem tatil yapıyorlar, hem maç yapıyorlar, hem Çok de biri güzel. şampiyon oluyor. Yani bütün bir yılın bütün iller arasındaki tek şampiyonu çıkıyor ortaya. Hı hı. Ardından da bu şampiyonu biz Avrupa'ya, Avrupa şampiyonasına götürüyoruz. Pandemiye kadar aslında Rusya'ya gidiyorduk. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kontinental futbol lig var, bir dünya kupası. 54 ülkenin katıldığı bir Hı -hı. dünya kupası ama bu sene 18-22 Mayıs tarihlerinde İspanya'da, Mallorca'da gerçekleşen Hı -hı. bu sefer dünyanın birçok ülkesinden, Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan birçok ülkesinden 600 takımın katıldığı bir dünya şampiyonasına biz davet edildik. Tebrik ederim, harika. Oraya gideceğiz, şampiyonumuzu oraya götüreceğiz ve Hı -hı. E, orada güzel, keyifli bir organizasyona dahil olmak istiyoruz. Tamam, ödül ne? Ödül belki bir derece olacak. Yani <laughs> halı saha liglerinde aslında bir para ödülü olmaz. Hı. Çünkü para ödülü olan yerde... Abi motivasyon da olması gerekiyor ya hani. Öyle. Motivasyon şu. Para ödülü varsa orada gerginlik vardır, kaos vardır, Hı. kan vardır, gözyaşı vardır, <laughs> evet, evet. şiddet vardır. Hı. Ama burada sadece şampiyonluk hedefim var. Kupalar, madalyalar, plaketler, sponsorlarımızın verdiği irili ufaklı hediyeler bu tür şeyler var. Ama sonunda Türkiye şampiyonasına katılma ve Avrupa şampiyonasına katılma gibi ödüller var. Zaten Harika. bunu hedefliyorlar. Yurt tabii. dışına gidebilmeyi hedefliyorlar. Tabii, tabii. Genel olarak organizasyon bu şekilde devam ediyor. Peki futbol oynayanlarla oynamayanlar arasındaki fark bir hakem olarak e, yani psikolojik olarak, bedensel olarak bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz yani hocam? Yani futbola ilgili olmayanlar daha mutlu bence. <gülüyor> <gülüyor> Stres okuyayım derken daha çok strese giriyoruz değil mi? Şimdi şöyle bir... Hem de şu totemi soracağım evet. soracağınızı hocam. Bu totem yapmak nedir? Hep evet. bir totemdir gidiyor. Önce onu biz söylerseniz merak Ya şimdi ediyorum. oyuncuların çok fazla totemi var. Mesela sağa çıkarken sağ ayakla çıkayım. İşte sol ayakla çıkayım. <laughs> Bunlar ee, oluyor mu peki? Evet. Yere yani bir... yapılıyorsa oluyor demek ki. Yani merak ediyorum. Doğru. Mesela yere dokunuyor. Yere dokunuyor. anına sürüyor falan böyle. Ee, ne bileyim topa önce sol ayağıyla vuruyor falan. Ee, sekerek giriyor sahaya mesela. Sağ ile sekerek giriyor falan. Böyle enteresan enteresan. Hem totemleri var hem de inançları var. Batıl Sizin? inanç. Benim öyle bir batıl inancım yok. Ee, ben Benim şöyle bir e, mutlu olduğum bir konu var. Ben maç yönettiğim zaman eğer sahada iki takım da bana yoğun itirazda bulunduysa maçı çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Aa, Çünkü iki takımı da mutlu edebilmeş. <laughs> bir takım itiraz ediyor, bir takım itiraz etmiyorsa bir sıkıntı var demektir. Aa çok yani, enteresan. o zaman bu, hakemlik bunu mu gerektiriyor? Ben yani? böyle düşünüyorum. Ben hmm. böyle düşünüyorum. Hani, hake... öyle beslendiniz. Evet. Doğrusunu bu olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü zaten e, hakemi kimse sevmez. E, hakem sahadaki <laughs> yalnız insandır. <laughs> Hakemler hiçbir zaman kimseyi de mutlu edemezler. Tabii. E, bir anımı anlatayım çok kısa isterseniz. Tabii, tabii. E, İstanbul İstanbul'da bir bölgesel amatörlük maçı yönetiyordum. İlk defa gidiyorum o sahaya. Bu iki takım maçı ilk defa yönetiyorum. Hı -hı. Tribünde yaklaşık bin kişi kadar bir taraftar topluluğu var. Maç başladı. Böyle türbünde benim bu görebileceğim bir alanda hemen üst kısımda genç bir arkadaş maçın ilk düdüğüyle itibaren başladı köfük küfür etmeye. Aralıksız küfür ediyor. Şimdi bakıyorum ve arada bakıyorum kulaklık var yardımcılarımızla konuşuyoruz falan. Hocam bu seni tanıyor mu falan filan diyorlar. Ya ben tanımıyorum diyorum falan böyle baktık bak Çok abuk subuk küfürler etmeye başladı. Bir de futbol jargonunda enteresan cümleler de vardır. Yani öyle küfürler eder ki hayatta ilk defa duymuş olursun oh, falan. Evet yani. Oyunu durdurdum 20. dakikada kenara geldim. Genellikle polis abiler de oluyorlar kenarda. Tribündeki şu arkadaşı aşağı alalım kendisinden şikayetçiyim dedim. Çünkü biz memur statüsüne sayılıyoruz. Hı. O anda e, rahatsız olduğumuz birine şikayetçi olabiliriz. Maç bitti aşağıya gittik yanıma getirdiler İşte amcası babası falan geldi yalvarıyor gözyaşları içerisinde ağlıyor ne olur beni karakola götürme affet. Dedim ki bir iki soru sorayım bari sen beni tanıyor musun tanımıyorum daha önce ben senin maçını yönetimi yönetmedim. Şahsi olarak mı küfür ettin? Tabii tabii çok şahsi yani. küfür ediyor hmm. direkt e, hangi takımın taraftarısı ikisi de değil niye ya çok moralim bozuktu bugün gelip hakemlere küfür edeyim. <laughs> Mantalite bu. <laughs> Ülkemizdeki futbola hakeme bakış açısı bu. çıkarıyor. Günah keçisi hakemler ne yapsınlar. Ondan sonra mı acaba hakemliği bıraktınız bu şu anda Evet Sen... bir yıl oldu bıraktım. Timur, Ersin Bey'i küstürdünüz ama işte. <laughs> Görüyor musunuz? Hakemliği bıraktı ama Golden League'i kurdu daha da iyi oldu belki de. Her hmm. şerde ya bir Golden vardı. Golden League zaten devam ediyordu. Ben hakemlik hmm. yaparken de devam ediyordu. Bu şeyi soracağım ya. Ümraniye'de dediniz ya. Hmm. Hikmet Karaduman hocamız var biliyorsunuz. Hmm. Ben de oraya çok geldim. Yoga çalış futbolculara özel. Acaba aynı yerden Bu Yaka AVM'nin hemen karşısında. Belki biliyorsunuz Bu yakaveme diye bir... Hikmet hocamızı da davet edelim buraya. Evet. Hikmet Karaduman. Yani o da çok, çok başarılı İsmini ve... İsmini biliyorum. E, evet yani Birlikte çok güzel böyle hani yoga çalışmaları, nefes teknikleri falan yapmıştık. Orijinal yoga sistemi uygulattığım için ben de. Peki kendisine selam olsun hocamıza. Ee, şey... Spikerlik nasıl bir geçiş? Şu an her ikisine de devam ediyor musunuz? Şu an futbol spikerliği yapmaya devam ediyorum. Hafta sonu oynanan maçlarımız canlı yayınlanıyor. Spikerli anlatımlı oluyor. Nerede? Ee, Ümraniye Futbol Park'ta Hı -hı. bu yakamı hemen, hemen karşısında. Maçlar canlı anlatılıyor. Spikerli anlatım e, faal futbol hakemleri gelip yönetiyorlar. Yani benim tanıdığım faal futbol hakemleri arkadaşlarım gelip yönetiyorlar. Maçlarda bir ambulans hizmetimiz oluyor. Herhangi bir sağlık problemi olduğunda anında müdahale edelim Bayağı profesyonel diye. bir tabii ekip tabii. yani. Sağda profesyonel bir fotoğrafçı, profesyonel kameralar eşliğinde. Taraftarlar da var. Canlı yayın, tıpkı sizin yaptığınız canlı yayın gibi maçları canlı yayınlıyoruz. Ee, taraftarlar yoğun bir şekilde Hı -hı. katılım gösteriyorlar. Ben de orada her hafta bir 4 maç anlatıyorum. Ee, Hı -hı. Zaten peş peşe 8 maç oynanıyor. 3 sahada 24 maç toplamda 40 maç oynanıyor. Cumartesi ve pazar Hı -hı. günleri. Ben de orada her hafta mutlaka 4 maç, 5 maç anlatmaya gayret gösteriyorum. Bir de oyuncular yaklaşık bir 10-11 yıldır hep ben anlattığım için biraz artık kulak aşinalı oldu. Uh -huh. Arada yeni spiker arkadaşlarımızı davet ediyorum. Ben biraz yoruldum, biraz geri planda kalayım diyorum. Küçüyorlar, daralıyorlar. Sen bizim maçımızı niye anlatmadın? Ah. <laughs> <laughs> bence siz yorulmazsınız ama Ersin Bey. Konuşmayı çok seviyorsunuz. Yani geldiğiniz enerjiniz çok, çok güzel. Çok ve e, sevdiğiniz hobi olarak yaptığınız ve hani bunu meslek edinerek yaptığınız için bence de keyif alıyorsunuz. Ben bunu yakalıyorum sizden. 5 yıl boyunca aralıksız bir şekilde hafta içi her gün 14-16 saatlerinde radyo programı yaptım ben. <laughs> ve güncel konuları konuşuyorduk. Önemli konuklar konuk ediyorduk. Ya seviyorum konuşmayı. E, radyo programcılığını da seviyorum. Biz hala şu anda YouTube programları yapmaya devam, devam ediyoruz futbol üzerinde. Şey de soracağım. E, bu ne kadar sürüyor hani halı saha futbol organizasyonları? Yani maçlar yine aynı bir buçuk saat, 45 dakika. 45. 50 dakika, 50 dakika şeklinde oynanıyor. Hı -hı. 11 Hı -hı. ay sürüyor. Yani buçuk ay açılış sezonu, buçuk ay kapanış sezonu. Hı -hı. Sezon bitinde yani yıl bitti. Şu an 2023'ün açılış sezonundayız. 2023 Hı -hı. Aralık ayında sezon bittiğinde. Antalya'ya gidip Türkiye şampiyonasını düzenliyoruz. Döndükten bir hafta sonra yeni sezona başlıyoruz. Yani hmm. bu hep devam ediyor. 15 yıldır aralıksız bir şekilde devam ediyor. Peki çocuk falan yetiştiriyor musunuz? Var mı gelen çocuk Yok küçük yani takımlar? E, genç arkadaşlar var ama biz yetiştirmiyoruz. Tabii hmm. ama orada mesela onları izleyen, onları beğenen o, e, futbol e, menajerleri olabiliyorlar. Futbol kulüpleri olabilir. Oradan hmm. beğendikleri oyuncuları alabiliyorlar. Başka kulüplere falan götürebiliyorlar. Hmm. Ama tabii biz yetiştirmiyoruz. Hani orası bir akademi değil. Orası değil. bir halı saha futbol ligi. Ama çocuklar da gelip hani gençler, ortaokul, ilkokul falan gelip kendi aralarında. O kadar genç yok. Mesela 15, 16 ve üzeri yani gibi... Zimlaması. Yaş, yaş sınırlaması yok ama gençlerle yaş ortalaması yüksek olanları aynı kategorilerde çok kategorize etmiyoruz. Biraz ayırıyoruz hı hı. onları birbirinden. O yüzden çok denk gelmiyorlar birbirlerine. Peki şey de sorayım size madem Ölersin Bey. E, bayan futbolcular için ne düşünüyorsunuz? Kadın futbol takımları var artık? Gelenler var mı? Çok şaşırırım eğer varsa. Hemen, hemen şöyle söyleyeyim. Türkiye'de kadınlar halı saha futbol ligini yapan tek ligiz biz. Her hı hı. sene bir kez mutlaka yapıyoruz. Geliyor mu kadın? Tabii. tabii. Hemen geliyorum. <laughs> tabii ki. Hem cinslerimi izlemeye geliyorum. <laughs> Aynen. Tamamdır. Ne zaman olur? oluyor bu bizim ee, niye haberimiz Pazar yok. Pazar günleri oluyor. Yani aslında belki de dediğiniz gibi. Ne denk, kadar oldu? Kaç denk. kere oldu bu kadın futbol? Beş kez yaptık. Her sezon yapmaya devam ediyoruz. Kadınlar futbol liginde biz çok zorlanıyoruz. Biz daha önce Radyo Gole bağlanmıştık. Orada da Hı -hı. biraz bahsetmiştim. Kadınların maça gelmesi, soyunma odasına girmesi, orada hazırlanması, oradan çıkması, maçı oynaması, maçtan çıkması, soyunma odasına girmesi, oradan hazırlanıp çıkması bizi iki saat, iki buçuk saat kadar yoruyor. Ya çok iyi. 2 buçuk saat tebrik ediyorum <laughs> sizi. O yüzden o yüzden yılda bir kez yapıyoruz. Çok o zorlanıyoruz. Çünkü hanımefendilerin çıkması çok, çok Çünkü 50 dakikalık bir maç yani bir saat, bir saat on dakikalık bir süre var? Ama öncesi sonrası 5 saat oldu. <laughs> ya çok Peki şey, e, yera. Taraftarlar nasıl oluyor? Orası çok güzel. Şimdi mesela erkek futbol maçları oynanıyor orada. Kadınlar hmm. futbol ligi onunla biz o maçları birinci sahada oynatıyoruz ve Bütün erkekler izliyorlar. Erkekler mi Evet izliyor. tabii. <laughs> çok da keyif alıyorlar. Vay be şu kadın bayağı iyiymiş. Anlıyor bu işten dedikleri oluyor çok mu? Çok şaşırıyorlar. Biz mesela geçen hafta Hakikaten e, iyiler mi yani? Iyiler. Hakimsin çok, çok iyiler de var, çok çok iyi olmayanlar da var ama sonuçta seviyorlar futbolu. Biz mesela geçen hafta salı günü onlarla bir hazırlık maçı yaptık. Bir erkek takımı, bir kadın ben de oynadım, bir kadın takımı. Çok iyi çok iyi da ya. eğlendik. E Keşke görüntüleri verseydiniz şurada. Mantıklı, ya. çok mantıklı. Var aslında YouTube'da görüntüler var. Siz bir de Baş... tecrübelisiniz oldu mu şimdi? Şu arkada <laughs> verecek Çok bu merak ediyorum. Bu konuya gireceğimiz hiç akma gelmemişti. Ya bir başka sefer inşallah. Merve bilinmeyen bilinmeyenlerdesiniz efendim. <laughs> Hazırlıklı olup gelecek benim konuklarım. Ben evet. her şeyi sorarım. Aslında bakmayın yani bu e, üzücü olayları yaşadığımız Tabii. için hala keyfimiz, tadımız, tuzumuz yok. Bakmayın gülüyoruz. Ama bir de bizi izleyenlerin azıcık da olsa kafasını böyle... Başka yere alıp götürüyoruzdur Doğru. diye düşünüyorum. Siz de biliyorsunuz yani programcılık da yaptınız. Peki gelelim şimdi kadınlardan sonra çocukları da konuştuk. Futbolla ilgili... Sizin hakem olarak peki eksik gördüğünüz yönler vesaire var mı hocam? Yani neler söylersiniz? Neler önerirsiniz? Sizin gibi olmak isteyenler belki oraya gelip "Aa ben de artık hakem olayım ya." diyenler de vardır diye düşünüyorum. Hakemlik çok zor bir iş. Yani bu işi Hı -hı. sadece severek yapabilirsiniz. Yani bir kere çok yüksek rakamlar kazanamıyorsunuz buralarda. Ancak çok üst liglere çıkıyor. Çıktığımız... Abi ücretleri de soracağım. Burası biz bize evet zaten. Evet. Yani şimdi alt liglerde ücretler çok düşük, çok komik rakamlar. Hı -hı. O yüzden hani hakemlik çok zor. Meşakkatli bir yol aileyle beraber gidilmesi gereken bir yol. Ben hakemliğe başladığım dönemde yeni evlenmiştim. Eşimle mesela hiçbir cumartesi pazarım olmadı mesela. Hmm. E, o yüzden hani hayatınızdan feragat ediyorsunuz, özel yaşantınızdan feragat ediyorsunuz ama karşılığında sadece küfür, hakaret ve e, itiş kakış görüyorsunuz. Yani kadıncağızı <laughs> cumartesi pazarı evde bırak yalnız, sen git orada küfür ye. Bu da bir hastalık. hastalık. Eşim bazen dedi, ya sen <laughs> Küfür ne yemeden kendime gelemiyorum falan. Böyle. Allah aşkına diyor sen ne keyif alıyorsun ya. Zaten çok para da kazanmıyorsun bu işten. Gel ben sana küfür ederim, gitme diyordu mesela. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durumla Peki. karşı karşıya. Eşinize sevgiler Çok teşekkür ederim. Hakemlik zor bir iş. Çok severseniz, çok da sabırlıysanız. Ben çok sabırlı bir insanım Sabırlıysanız yapabilirsiniz. Ee, sabrın sonu selametir derler ya. Bu hakemlik için bence söylenmiş bir atasözüdür. Hı hı. O yüzden herkesin agresif olan aniden sinirlenen hı hı. insanların hı hı. hakemlik yapabilme olasılığı sıfırdır. Sıfır. Bir de ülkemizde herkes hakem, herkes teknik direktör, herkes futbolcu. Onu çok iyi bildiklerini iddia ederler. Hı hı. Onu da anlatmakta çok zorlanıyorsunuz. En büyük hakem hakemler de bence biz izleyicileriz yani. Evet, kesinlikle. Biz de hakemiz yani. Ama işte izleyiciler de her şeyi bildiklerini zannediyorlar. Orada, Değil mi? orada bir sıkıntı yaşıyor. Yok yok ben kendim için gerçekten <laughs> demiyorum zaten. Ben de, de. Için Evet, e, bakıyoruz yani bizler de görüyoruz sonuçta e, benim ailem de fanatik Trabzon Sporu tutuyorlar. Ee, görüyoruz yani. Acayip benim dayım. İnanamazsınız Trabzon Spor. Gol yedi diye televizyonu aldı, camın aşağı attı. Çok bak, var öyle. Çocuktum, bak, travmaya bak yani. <laughs> Neden bir insan televizyonu oları aşağı atar? Ya bunun psikolojisi nedir, bana anlatır mısınız? ben eskiden biraz daha fanatik izlerdim maçları. Hakemliğe başladıktan sonra o fanatizmi biraz kenara bıraktım ama gerçekten hani gol atmak, gol yemek inanılmaz sıkıntılı şeyler yaratabiliyor. Fanatizm çok kötü bir şey. Ben artık 39-40'lı yaşlara geldim. Biraz demlendim galiba. Ondan olabilir. Fanatizm güzel bir şeydir. Hayatta hiçbir şeyde fanatizm güzel değil. Örneğin siz bir spor dalıyla uğraşıyorsunuz. Ben mesela o spor dalının e, detaylarını bilemem sizin kadar. Siz anlattığınızda benim onu kabul etmem lazım. Hakemlikte de futbolda da en büyük sıkıntımız bu. Ben futbol oyun kurallarına hakim olduğumu düşünüyorum. Sürekli takip de ediyorum. İşimiz de bu. Ama karşımda futbol oyun kurallarının hiçbir şeyini bilme, feysini bilmeyen biri ısrar ediyor o konuda. Ha. En büyük problemimiz bu. Zaten ile sohbeti kestim diyor İlber Hoca biliyorsunuz. <laughs> Kesmek gerekiyor bence. Hayranım İlber Hoca'ya gerçekten yani. Ee, şey var koca koca adamlar bir de şu demirliklerde görmüyor muyuz <laughs> de onları? Şöyle bak böyle sallanıyorlar Aa. bir de ve küfür ediyor hala yani, yani gerçekten o an onlara herhalde deşarj oluyorlar hocam ben öyle düşünüyorum ama artık. yanlış yerde deşarj oluyor. Yani bu ben ben psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. <laughs> e, futbolda cezaların da futbol yasası t tam uygulanamıyor. Futboldaki cezaların da bence hmm. çok ağır olması gerekiyor. Mesela Ankara Gücü Beşiktaş maçında sahaya girip e, Tosic'e ee, özür diliyorum ee, transfer oldu şu anda ismini hatırlayamadım Beşiktaş'taki oyuncu. Ee, bir müdahalede bulundu mesela Josef'e. Josef'e bir müdahalede. Bulundu. O adam ceza almadı mesela. Buna iki yıl hapis cezası verirsen bence bir daha hiç kimse Olmaz, sahaya atlamaz. değil mi? Ama sen e, hapis cezası vermiyorsun diyorsun ki bir sene stada giremezsin maç günü gel karakola imza at. Çok önemli değil ki onun için yani. Evet Bu doğru. E, caydırıcı bir ceza değil. Yani maalesef. Ya da e, sah sahalara girmesi engellensin iki sene atıyorum. Bence ben ömür boyu engellesin. Ma maç izlenmesi. Evet, ya sahaya, yani sahaya katil. atlamışsa birine şiddet uygulamışsa bir daha hiçbir spor müsabakası. yani Bilardo turnuvası bile izleyemezsin bence. Hmm. Spordan tamamen uzaklaştırılsın. Çünkü belli ki Doğru. şiddete eğilimli bu arkadaşımız. E zaten sporun içinde şiddet varsa hiçbir anlamı yok. Ben de geliyorum orada da şarj olurum. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok yani. İşte futbol bizim. Ya bunun kötü tarafını kullanıyorlar bence. Şey de çok hoşuma gidiyor. Mesela... Derbi maçları oluyor. Birbirlerine böyle düşman gibiler, böyle oluyorlar. Sonra milli takım maçlarımıza da hepsi hevesle el kol kola. Oradaki psikolojiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani mi? onu da ben aslında yeni yeni olmaya başladı. Eski dönemde hatırlarlar. Bir Fenerbahçe Fenerbahçe kalesi Volkan Demirel Galatasaray stadında bir milli takım maçı oynandı. bir, süfür, bir sürü küfür edildi kendisine. Eldivenleri çıkardı, sahanın <laughs> kenarına gitti. Ve o günden sonra hiçbir milli takım maçı İstanbul'da oynatılmadı. İşte. Konya'da oynatılıyor, işte, Urfa'da oynatılıyor, başka başka illerde oynatılıyor. Ya. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Artık o milli formayı giyiyor. Yani ben onların e, futboldan kesinlikle Kendi uzaklaştırılması gerekiyor. Kendi ülkemize gereken. zarar aslında. Tabii, tabii, Türkiye'mize zarar. Bakın yurt dışında hiçbir e, ben bunu profesyonel bulmuyorum. Tamam. 90'lı yıllarda özür diliyorum sözünüzü böyle 90'lı yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçlarında tribünler yarı yarıya olurdu. Beraber izlerlerdi. Sabah 5'lerde giderlerdi sıraya girerlerdi. Çok eğlenceli bir ortam vardı. Yani bu kaos ortamı. Orada köfte ekmek Tabi Tabii, tabii, tabii. <laughs> Bu kaos ortamı 2005'li yıllardan sonra başladı. Artık Galatasaraylı'nın Fenerbahçe'den bir nefreti Fenerbahçe'nin 5 yaştan nefreti Yani bunlara gerek yok hı hı. Futbol bir nefret unsuru ya da spor bir nefret unsuru olmamalı Bizi ayrıştırmamalı bence Çok Bizi doğru. birleştirmeli Ama maalesef biz kolay seçiyoruz Bizi birleştirmeli Ersin Timur <laughs> Çok teşekkür, ben ederim teşekkür ederim sana Efendim e, süremiz doldu Yoksa oho, Ersin Hoca ile neler neler konuşurduk Bak futbol bir de alanım değil Yani bakar mısınız ne kadar keyifli bir sohbet geçirdik Ayağınıza sağlık yüreğinize sağlık ben. Efendim Merve Tarıverdi ile Bilinmeyenler programındaydınız. Haftaya her çarşamba cuma olmak üzere ve bu hafta cuma günkü konuklarımla beraber tekrar canlı canlı bilinmeyenlerle karşınızda olacağız. Hepinize mutlu sağlıklı günler diliyorum. Görüşürüz.